Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan, bugün dünyanın en güçlü, en gelişmiş, en müreffeh ülkesi olan Burundi serimizin 3. bölümüyle sizlerin karşısındayım. Efendim geçtiğimiz bölümde kendimize bir devlet politikası biçmiştik. Bu politika neydi? Eli mızrak tutan, yani Afrikalı tüm kavimlerin birleşmesi, Burundi sancağı altında, Burundi liderliğinde, önderliğinde birleşmesi fikrini ortaya atmış. Ve bu fikir doğrultusunda eli mızrak tutan tüm kavimleri birleştirmek hareketimize başlamıştık. Etiyopyalılarla, Güney Sudanlılarla, Somalilerle. Şurada bir devlet vardı adını unuttum. Hatırlamıyorum. Tanzanya'ydı galiba. Aynen Tanzanya'ymış. Tanzanya gibi devletleri topraklarımıza kattık ama bu bizim isteğimizde olan bir şey değildi. Bu Afrikalıların istediği bir şeydi. Biz Afrikalıların aradığı liderdik çünkü. Onları Doğu Afrika Federasyonu altında birleştirdik ve Burin'di önderliğinde şu anda bu kavimler ilk kez birleşmiş, ilk kez güçlü, ilk kez gelişmiş, ilk kez medeni bir hayat sürer hale gelmişlerdi. Bunlar bizim sayemizde oldu. Bizim önce bizim yönetimimizin öncesinde bu kavimlerin halkı, halkların sadece yüzde %40'ı, %50'si, %60'ı en fazla yüzde %70'idir temiz suya erişim sahibiyken... bizim yönetimimizle birlikte artık A'dan Z'ye Ahmet de erişiyor, Abdurrezzak da kardeşim onunla alakasıyla zati Afrika'da ama e, tüm herkesin temiz suya erişimini, sağlık sisteminin güçlenmesini sağladık. Herkesin sağlık sisteminden faydalanmasını ve güzel bir gelirle birlikte Avrupa'dan daha yüksek standartlarda yaşamasını sağladık. Bunu biz yaptık. Başka Neren Ceylan yönetiminde Burundi artık Doğu Afrika Federasyonu olarak bunları sağlıyor ve sağlamaya devam edecek. Videoda beğeni atmayan izleyici tespit edilmiştir. Acilen videoya beğeni atması gerekmektedir. Bu bir tatbikat değildir. Şimdi sayın halkım sizlerle bir görüşme yapacağız. Sizlerle bir karar vereceğiz. Biz elimizdek tutan tüm kavimleri birleştirmeye çalışacağız dedik sizlerle birlikte değil mi? Dinlediniz sizler de ve bunları onayladık. Şimdi şöyle bir şey planlıyorum. Ben bu bölümde Afrika'nın güneyine doğru ilerleyeceğim. Demokratik ismi olan ama demokratik olmayan Kongo'yu ve onun güneyinde kalan Toprakları topraklarımıza katacağız ki şu anda Güney Afrika ile savaştı. Sudan savaşmıştı savaş açmıştı. Bana barış yaptık onlarla. Ondan sonrasında tüm Afrika'yı birleştirmeden önce onların bize yaptığı gibi biz de mi kolonicilik faaliyetleri yapsak? Bu ne demek? Mesela biz Doğu Afrika Federasyonu olarak giderek gidip Avusturya'ya savaşı ilan edebiliriz. Ve Avusturya'nın bir kısım topraklarını ele geçirdikten sonra orada bize bağlı Afrikalı bir yöneticinin bulunduğu bir devlet kurabiliriz. Veyahut İngiltere'yi Londra'ya çıkarak Londra'yı istila ederek orada bize bağlı bir yöneticinin yönettiği bir devlet kurabiliriz. Veya yüzlerce yıldır, yüzlerce yıl olmadı ama... <laughs> yani belli bir süredir bize puşluk yapan, bizim başımızda sürekli elinde sopayla beklemiş Belçika Devleti'nin başkenti olan Brüksel'i ele geçirip kendimiz orada bir yönetim alanı sağlayabiliriz. Ve onların bize yaptığını biz onlara yapar mıyız? Ağzına bile sıçarız yapacağız tabi ben demokratik bir insan olsam da kinci de bir insanımdır onların bize yaptıklarını yapacağız. Şimdi önceliğimiz ne olsun orada Rusya ne yapmış oğlum <laughs> dünyaya biraz bakalım istiyorum bu bölümde. Rusya ne yapmış abi? Çin'i almış, Afganistan'ı almış, Ukrayna'yı almış, Romanya'yı almış, Macaristan'ı almış, Almanya'yı almış, Danimarka'yı almış, Norveç'i almış, Finlandiya'yı almış. Abi burada gitmiş Litvanya'yı almış, Letonya'yı almış. Yok Litvanya'yı almış. Litvanya burada. <laughs> Letonya'yı almış. Litvanya'dan da bir ısırık almış böyle. <laughs> Yapmış böyle. Vay be. Arap atı gibi. Abi bir açıldı adam sonradan. Vallahi gelen geçene. Çarpıyor yani. Bu ne ya? Amerika. Amerika'da Çin'in güneyini almış. Lan Güney Kore'yi de almış. Şimdi BTS'ciler. Ben BTS deyince kızıyorlar. BTS demediğim için. Giderler yorumlarda Rusya'ya söverler kesin. Garanti. Onun dışında dünyada neler olmuş bir bakalım. Yani sizin Kararınız nedir sayın halk? Yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Ayrıca videoya beğen atmayı, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ee, ben ben 4,5 dakika boş boş konuştum. <laughs> Gidecek yorumlara yine ne boş konuştun lan yazacaklar. Ben de gideceğim kızgın atacağım yorumda ama olsun. Şimdi dünyada bir neler oldu bakalım. Abi Brezilya Güney Amerika'yı neredeyse toplamış. Abi gitmiş Arjantin'i, Şili'yi vesaire vesaire toplamış. Peru'yu falan yenmiş. Ve burada güçlü bir devlet konumunda bizden çok daha güçlü bir devlet konumunda şu anda e, bulunmakta ve dünyanın en güçlü üçüncü devleti Brezilya. Helal olsun. Amerika Birleşik Devletleri Meksika'yı yenmiş, dostu olan Kanada'ya savaş ilan edip onun topraklarını işgal etmiş ama barış konusunda pek e, anlaşısı da gözükmüyor. Barış yapmayacak gibi. Ee, şu an barış yapması için şu adaları alması lazım. Şu anda pek barış yanlısı değil gibi gözüküyor. Ve dünyanın en güçlü ikinci devleti konumunda. Onun dışında Türkiye'ye bakalım. Türkiye çok fazla bir şey yapmamış. Irak'a girmiş. Suriye'den, YPG'den bir, to bir toprak almış sadece. Onun dışında bir şey yaptığını görmüyorum ben şahsen. Dünyanın en güçlü altıncı devleti konumunda. En büyük şehri şu anda İstanbul. Gördüğünüz gibi nüfus olarak en büyük şehri İstanbul. Ekonomik olarak ise en büyük şehri şu anda o da İstanbul. Ee, Türkiye çok fazla bir gelişme yaşamamış. Yunanistan'la ilişkileri çok çok kötü yakın dönemde savaş açılacak. Türkiye'nin durumu çok kötü durumda. Çünkü hem İran'la kötü ilişkileri var, hem Yunanistan hem Rusya ile kötü ilişkileri var. Siyasi anlamda biraz problemler yaşıyor gibi. Fransa çok başarılı ülkelerden biri yine. Gitmiş İspanya'yı yenmiş. Oradan İtalya'ya saplamış. İtalya'dan e, bazı toprakları Cezayir'e kaptırmış ama güzel bir şekilde gelişmiş. Belçika'yı da almış. Rusya'yı anlatmaya gerek yok zaten bunun hakkında konuştuk. Polonya kafasına göre takılmış abi. Yatmış orada. Çekya Avusturya, Slovakya, Belarus. Litvanya biraz toprak mı almış abi? Litvanya Be Belarus'tan toprak mı almış lan? Almamış galiba. Aldım almadım çok emin değilim. Etiyopya Avrupalı bir devlet konumuna yükseldi. Sırbistan Bosna'yı yenmiş. Buradan Kosova'ya biraz toprak elde etmiş. Makedonya'dan. Bulgaristan hiç değişmemiş duruyor. Yunanistan hiç değişmemiş duruyor. Yok Yunanistan lan Kudüs'ü almış. Yunanistan İsrail'i yenmiş Kudüs'ü almış. Abi Afganistan'da ne işin var sen zamanında bunu Sovyetlerken denedin zaten. Orada ağzına sıçtılar bir daha bu sefer başarılı olmuşsun gerçi. Hindistan'a da saplamış lan bu. Ya Çin Hindistan'a saplamış. Bu da Çin'e saplıyor. Endonezya, abi takılıyor ayağında. Japonya, yani bu oyunda en medeni ülke Japonya. Hiç savaşmadan sadece yatırım yapıyor gerçekten Japonya. Şu anda da pek savaşma niyeti olduğunu göremiyoruz. Herkesi ilişkiler içerisinde. Neyse, efendim artık o zaman işlerimize başlayabiliriz. Şimdi Güney Afrika bana savaş ilan etti, barışı da kabul etmiyor. Sudan etmişti ama bu barışı kabul etmiyor. O bana bir yerden saldıracak zaten biliyorduk bunu. Ee, biraz asker basıp kendisini barışa zorlayacağız. Ondan sonrasında ise ben demokratik olmayan Kongo'ya savaş ilan edeceğim. Bu arada bizim ülkemizin yönetimi, hükümet biçimi şu anda faşizm olmuş. Gerçek demokrasiye değiştireceğiz yakın zamanda paramız olunca. Demokratik bir ülke haline gelmeye çalışacağız. Doğu Afrika Cumhuriyeti'ni kurunca ülkemizin yönetim biçimi maalesef faşizme kaymış. Buna tabii ki de biz izin vermeyeceğiz devlet olarak. Ee, merak etmeyin sayın halkım. Bu arada sürekli asker getiriyor buraya. Ee, Askeri geçiş almış. Oha 20 bin asker getirdi lan. Usta gel. Gel şifa lazım gel gel. Bu 9. sıraya yükseldik. Kardeşim gider misin? Böyle şey yapalım zaten de ben Demokratik Kongo'ya gideceğim. Bak seninle bir derdim yok şu an. Seninle derdim var ama şu an yok. Ya bunun gücü ne? Gücü kudreti de yok ya. Senin haddine mi oğlum? Hangi hatle kardeşim? Yani kurt aslanı yargılar. Hayırdır ya? Hayırdır ya? The Lannister gibi konuştuk ha. Kardeşim hayırdır sana? He? Ha? Ya bak şu an Gelirim başkentine. Başkentine gelir. Topraklarıma katarım bak. Bak şu barış anlaşmasını kabul etmezsen mevzu çıkacak. Aferin bak korktu. Korktu gördüğünüz gibi. Lan yine biri bana savaşıyor. Mozambik. <laughs> Lan oğlum sana ne oldu Mozambik. Abi gelen geçen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar Amerika'nın kışkırtmalarına geliyorlar. Bu devletler. Bizim planımız neydi sayın dostlar? Söyleyin tekrar edin bir kez daha hep birlikte bağırarak yorumlara yazın. Bizim Hedefimiz neydi? Elin mızrak tutan tüm kavimleri tek bayrak, tek sancak altında toplamaktı. Şu anda Amerika buna engel olmak için bu ülkeleri bize karşı kışkırtıyor. Güney Afrika önce. Daha doğrusu önce Sudan video dışında. Bununla barışı hemen yaptık da. Sonrasında Mozam, Güney Afrika. Sonrasında Mozambik. Gördüğünüz gibi bize savaş ilan eden devletler arasında. Şu an benim mouse'um... Lan klavyenin şarjı bitti. Videonun ortasında. Klavyeye bir şeyler oluyor arkadaşlar. Benim klavye pilli. Şu an kafayı yedi biraz. <laughs> Kusura bakmayın. Lan oğlum enter'a basıyorum yarım saat sonra gidiyor. bir yeni pil takayım videodan sonra abi. Ee, Space'e bastıktan sonra yarım saat sonra algılıyor. Kafayı yedi bir arkadaş. Lan oğlum şuraya hiç basıyorum Arada bir kendine geliyor. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Şu easy boy. Easy boy. Kendine gel kardeşim klavye. Sakin ol. Biz arada anlaşıyoruz onunla. Merak etmeyin. Yani i̇letişim becerilerim kuvvetli benim biliyorsunuz. İnsan şekliyle de, goril şekliyle de, at şekliyle de her halükarda, her, her yaşam formuyla anlaşabilecek iletişim becerilerine sahibiz. Merak etmeyin. Klavyede bunlardan biri. Kendisi at sesi çıkarmayı sever. Güzel anlaşırız. Kendisiyle merak etmeyin. Evet, Mozambik devleti Amerika'nın kışkırtmalarına gelse de gördüğünüz gibi bize savaş ilan etmesi sonrasında bizi hedeflediği gibi yenmeyi başaramadı. Onun yerine bizim çabalarımıza uygun bir şekilde Afrika'nın birleşmesi, bir Afrika, tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet sloganı ile efendim kuracağımız, kurduğumuz Afrika devletinin bir parçası haline geldi. Gördüğünüz gibi Amerika'nın kışkırtmaları Afrika'nın bağımsız toplulukları arasında birleşmeye engel olamaz. Yakında Amerika'nın da içinden geçeceğiz sayın halk. Sayın halk beni biliyorsunuz. Başkanınızı biliyorsunuz. Amerika'ya öyle bir çıkartma atacağız ki. Efendim Biden diyecek ki ben ne yaptım? Allah'ım ben ne yaptım diyecek. Adam birden imana gelecek. Yani öyle bir şey yapacağız. Biden haddini bilecek. Abicim Doğu Afrika Federasyonu Rusya değildir. Doğu Afrika Federasyonu İran değildir. Doğu Afrika Federasyonu Suriye değildir, Irak değildir, Afganistan değildir. Bizim iç işlerimize karışamazsınız. Bize silahlı müdahalede bulunamazsınız. Bize zorla istemediğimiz hiçbir şeyi kabul ettiremezsiniz. Bizi Afganistanlı, Iraklı, Suriyeli sanmayın kardeşim. Biz 1 milyon yıldır bağımsız devlet düsturuyla yaşamış. Teknolojinin <laughs> Kendim bile söylediğime inanmıyorum. Bu nasıl yalandır? Neyse dur, ciddiyetimi bozmayayım. <laughs> Krabot takalım. 1 milyon yıldır teknolojinin zirvesinde dünyanın en muzaffer topluluklarından biri olan Afrikalılarız. Biz başarırız. Bize bunları yapamazsınız kardeşim. Merak etmeyin. Yakında size de geleceğiz. Burada barış yapmış Kanada'yla. Yakında Afrika'nın bağrından kopmuş bu güç size de demokrasiyi gösterecek gerçek demokrasiyi. Şurada ne yazıyor arkadaşlar bakın. Okuma yazmayı bilen her vatandaş bunu bilir. Faşizm. Gördün mü? Bu yanlış şeyi gösterdik. Ha şu tamam. Faşizm bak kardeşim. Gördün mü bak burada faşizm yazıyor. Amerika faşizmde yönetiliyor. Ama bir de bize bakın. Bir de bize bakın kardeşim bak. Ne yazıyor? Okuma yazmayı bilen her vatandaş bunu bilir. Demokrasi. Gördün mü? Vatandaş bunları bilir abi. Şimdi, ya bizim eğitim oranımız çok yüksek olduğu için bu vatandaşa bunları yutturamazsınız. Bizim vatandaş canavar gibidir. Her bilgiyi aç abi insanlar. Bizim vatandaşı kandıramazsınız. Biz öyle Amerikalı o coğrafi anlamda hiçbir bilgisi olmayan yani halkımız yok. Adama Türkiye nerede desen Mars'ı gösterir anasını satayım mesela yani Afrikalı'ya. Veya gitsen desen ki kardeşim tuvalı nerede? Bilmez. Dünyanın en muzaffer ülkesinden biri olan Tuvalu'yu bilmez. Tuvalu değil pardon Tokelau diyecektim. Tuvalu onun üstündeydi galiba. Şurada bir yerdeydi. Onu ben de bilmiyormuşum. <laughs> ha burada bak. Dünyanın en muzaffer ülkesi olan Tokelau'yu bilmez. Sonra biz geliyoruz zaten. Tokelau'yu bilmeyen var mı arkadaşlar? Bilmeyen varsa gerçekten kınarım sizi yani. Tokelau'yu bilmeyen varsa bu kanalda. Onun serisini izleyin. Dünyanın en güçlü devletidir. Ee, onun serisini de yaptık biliyorsunuz. Ya yani bizim halkımız cahil değil. Halkımızı eğittik. Ananı lan! Satmışız, aldık. Kusura bakmayın aldık. elim kaydı. <laughs> Kuzenim basmış oraya ya. Benimle hiçbir alakası yok. Elim çarptı kardeşim. Biraz teknolojik yatırımlar. Teknolojide öncü olmaya devam ediyoruz her zamanki gibi. Çünkü Afrikalılar her zaman teknolojinin öncüleridir biliyorsunuz. Bunu da her zamanki gibi bugün de başaracağız. Ee, tek, araştırmayı fullledik gördüğünüz gibi. Giderlerimiz en fazla neydi? Yönetimde. O zaman yönetime puan verebiliriz. Güzel bir şekilde yönetime de puanımız verdik. Şimdi Afrika'yı birleştirme sevdamızı devam ediyoruz kaldığımız yerden. Afrika'yı birleştirmek için öncelikle bir hemen demokratik olmayan Kongo Cumhuriyeti ile işe koyulmamız lazım. Ben demokrasinin her türlüsüne sevdalıyım. Biz demokrasiye aşık bir milletiz kardeşim Afrikalılar olarak. Bana kimse ülkede diktatörlük oluşturtamaz. Çünkü halk buna izin vermez. Halk buna müsaade etmez. Halk bilinçli Bizim halkımızın ne kadar bilinçli olduğunu saygıdeğer vatandaşlarım biliyor zaten. Kimse bu millete de diktatörlük dayatamaz. Çünkü halkın kendisinde olmayan bir şey bu diktatörlük. Halk bugüne kadar binlerce yıldır demokratik bir şekilde yönetilmiş. Dünyanın en demokratik milleti. Ya bu adamlara sen diktatörlüğü nasıl dayatacaksın? İzin vermezler. Biz şu anda diktatörlükle yönetilen Kongo'yu öncelikle hemen hızlı bir şekilde demokrasi sevdasına Yeniden kazandıracağız arkadaşlar. Bunun için operasyonları başlatıyoruz. Şu anda Demokrasi Orduları Kongo üzerine harekete çıktı. Allah'ın izniyle Demokrasiyi Kongo'ya getireceğiz. Oradaki soydaşlarımız da inşallah bizim gibi demokratik bir şekilde yönetecek. Biliyorsunuz arkadaşlar, demokrasinin distribütörü benim. Google'a demokrasi yazdığınızda ben çıkarım. Ee, Google'a demokrasi yazdığınızda ya ben çıkarım ya Burundi çıkar ya da Doğu Afrika Federasyonu çıkar bunları. Zaten sizler biliyorsunuz. Ya biz demokrasinin ta kendisiyiz. Bize kimse demokrasi dersi vermeye çalışmasın kardeşim. Biz veririz ancak. Biz bu saatten sonra ders almayız kardeşim. Ders veririz. Lan <laughs> bazen böyle kendime diyorum ulan Eren ne yaşıyorsun? <laughs> Şimdi muhabbet ne? Arada kendi videolarımı açıyorum. Bakıyorum böyle. Demokrasiden falan konuşuyoruz. Ne kadar demokratik bir adam gerçekten diyorum. Harbiden <laughs> bunlar ne diyorum böyle kendim bakınca. <laughs> zaten gülesim geliyor kardeşim ya. Gerçekten ke kendi yaptığıma kendim gülmen lazım zaten ya yani. kardeşim. Mizah böyle bir şeydir yani. Biz da distribütörüyüz biliyorsunuz arkadaşlar. Mesela dünyadaki en yüksek mizah seviyesi hangi ülkede? Yorumlara yazın. Yazın. Evet doğru bildiniz. Burundi. Kardeşim. Sudan sebeplerle savaş esprisini biz bulduk. Kazakistan'da gömlek esprisini biz bulduk bak. Bak muazzam espri yeteneği. Bak bunu. Bunu dünyada bulunan 500 ülkede de yap. Bak bu esprileri dünyada bulunan dünyanın her neresine gidersen git kardeşim. Bu espriyi yaptığın anda herkesin yüzünde bir tebessüm oluşur. Evrensel espri. Biz bulduk. Biz bulduk. Distribütörü biziz. Her yere kardeşim ithalat ihracat. İhracat genel olarak ithalatı yok bizde. Biz yapıyoruz kardeşim. Bu işin piri biziz çünkü. Espri bizden sorulur ya. Evet. Demokratik olmayan Kongo Cumhuriyeti ile yaptığımız savaş itibariyle sonlandı. Ve bu savaş neticesinde devleti aliyeyi Doğu Afrika Federasyonu ye. Bu savaştan da alnı ak, başı dik bir şekilde çıkmıştır. Lan ülkenin adını İngilizce yapmışlar. Bu millete kimse farklı bir dil yutturamaz kardeşim. Bu hangi dil konuşuyorduk tam biz? Burundi, Kibet, Kirali, Eğitim, Din, dil. Heh! Kirun, Kirundici'den, Kirun söyleyemiyorum bile. Kirun ki, Kirundi dilinden farklı bir dili kimse bize yutturamaz kardeşim. Biz de o dile uygun bir şekilde devletimizin ismini tekrar vereceğiz. Doğu Afrika Federasyonu Gördüğünüz gibi Arkadaşlar genel kültürdür. Kirun'de dilini bilin. Önemli. Yani dünyada herhangi bir şekilde ve bileyim bir eser okursunuz, bir roman okursunuz, bir şey okursunuz, yani her zaman İngilizce bulamazsınız ama her zaman Kirun dilinde bulabilirsiniz. Yani kardeşim, yani bunları okuyun. Önemli Kirun'de dili ya. Çok önemli. Çok önemli. Cahil olmayın, öğrenin. Cahillik bizim ülkemizde zaten çok. Ya biz Avrupalı değiliz, bizde yok zaten de. Ee, yine de aramızda 10 kişiden belki yarımı cahitse o da olmasın diye bilgileri verip başkan olarak benim vazifem bu. Başkan olarak bu benim vazifem. Burada Doğu Afrika Federasyonu her geçen gün daha da büyüyor. Madagaskar'ı bilerek almıyorum. Madagaskar ekonomik yatırım yapan ülkelerden biri. Onun haricinde mesela Malta da o şekilde. Çok yüksek yatırım yapan ülkelerden biri. Bu ülkelere para gönderip yatırım yapmalarına teşvik edebiliriz. Ve daha sonrasında yüksek yatırım yaptıklarından sonrasında bu ülkeleri topraklarımıza katarsak çok daha verimli olacaktır. Yani ekonomisine direkt olarak öyle el koysak çok daha mantıklı geldi bana. Burada başkent değişti ya bizim. O başkentte asimilasyon değerleri tam %100 değil de %100 olmuş. Bazı topraklar şöyle düşük asimilasyon değerine sahip. Onları da hemen efendim bilinçlendirelim. Kim olduklarını hatırlatalım. Çünkü bu arkadaşlar uzun süre Avrupalıların sömürgesi altında yaşadıklarından dolayı milli kimliklerini kaybettiler. Üstün ırk olduklarını artık unuttular. Biliyorsunuz Afrikalılar Aryan ırktır. Bunları unutturdular insanlara. Yeniden bu bilinci efendim bu insanlara nakşedeceğiz tekrar tekrar. Bunları bıkmadan, usanmadan milletimize saygıdeğer milletimi anlatacağım. Etiyopya bana savaş etmiş. Ben öyle bir devlet olduğunu bilmiyorum kardeşim. Öyle bir devlet yok. Ben öyle bir devlet tanımıyorum. Tanımıyoruz kardeşimiz. biz. Devletler de birbirlerini arada tanımayabilirler. Biz de Etiyopya'yı tanımıyoruz mesela. Şimdi güzel de bir nefesimizi aldığımıza göre Artık bu videoyu sonlandırabiliriz sayın dostlarım. Ama öncesinde, öncesinde siz de Doğu Afrika Federasyonu'na bağlı Burundi Aryan ırkındansanız, Afrikalı Aryan ırklardansanız videoya beğeni atmayı, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı. Ondan sonrasında bunları bir daha tekrar etmeyin. Bir daha tekrar edersen beğeniniz gider, abonelikten çıkarsın. Tamam bir kere yaptın, yetti, bitti. Tamam bir daha yapma kardeşim. Hadi kendine iyi bak. Bir sonraki videoda görüşürüz kanka. İstersen Discord sunucumuza gelebilirsin. Videonun açıklama kısmında link mevcut. Ee, şunu da söyleyeyim. Videonun sonunda arkadaşlar kanalda 780 bin kere Azerbaycan serisi yapıldı. Bir daha Azerbaycan serisi ilerleyen dönemlerde yaparız. Ama şu an yapmayı düşünmüyorum haberiniz olsun. Sorumda özel böyle bir şey söyleyeyim. Ee, onun haricinde modu da şu an kullandığım senaryo vesaire Videonun açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.